Pekala arkadaşlar geldik şimdi adverblerimize yani zarflarımıza. E, en başta ne demiştim hatırla. Zarflar neyi niteler? 1- Fiili niteleyen yapılardı. 2- e, Sıfatları niteleyebilen yapılardı. 3- Diğer zarfları niteleyen yapılardı. Ve son olarak da bütün cümleyi niteleyebilen yapılardı. Bu sebepten dolayı da aslında biz zarfları cümlenin çok farklı yerlerine görebiliyoruz. Peki mesela öncelikle fiili niteleyen zarflara baktığımızda the bus moved slowly ne demiş? Otobüs yavaş bir biçimde hareket etti gibi bir ifade verdi bana. Ya arkadaşım diyorum otobüs nasıl hareket etti? E, yavaşça ya da ne şekilde hareket etti? Yavaşça ifadesi karşımıza çıkacaktır. She placed her present carefully on the table and hugged me. Ne demiş? O yerleştirdi hediyesini nereye masaya dikkatli bir biçimde yerleştirdi ve bana sarıldı. Şimdi arkadaşım diyorum nasıl yerleştirdi? Ne şekilde yerleştirdi? Bak zarfları bana veren sorular bunlar. Nasıl ya da ne şekilde ifadesi. E, baktığımızda careful ifadesi karşımıza geliyor. E malumunuz zaten zarflar genelde L ile biten ifadelerdir. Ufak tefek sıkıntılı yapılar var. Biraz sonra onlara bakacağız ama temelde arkadaşlar L ile biten yapılar karşımıza zarf olarak geliyor. The members of the Congress Kongre üyeleri karşılık vermiş, tepki vermiş nasıl tepki verdi, ne şekilde tepki verdi diye sorduğum zamansa sinirli bir biçimde gibi bir ifade beni karşılamış oluyor. İkinci olarak ne demiştik? Zarflar sıfatları niteleyebilen ifadelerde. Hemen baktığımda mesela Even Disney itself knows that this song is unbelievably annoying. Şimdi bak burada bir sinir bozucu muhabbeti var. E'de olsa ben hissediyordum. Ayıncı varsa onun, onun, hakkında öyle hissediyordum. Yani bu bana böyle hissettiriyor dediğimiz ifadeyle. Arkadaş demiş nasıl sinir bozucu ya da ne şekilde sinir bozucu? İnanılmaz derecede sinir bozucu ifadesi karşımıza geldi. Ne diyor? Disney'in kendisi bile biliyor ki ne yapmış? Bu şarkı inanılmaz derecede sinir bozucudur. Ya da bir diğer ifade I will give you an extremely valuable information. Ben sana vereceğim. Ne vereceğim? Bir değerli bilgi vereceğim. Bak. Bir enlem biri geldi. Sonra sıfat geldi. Sonra isim geldi. Normalde extremely'yi kaldır aradan. Bu nedir? Sıfat tamlaması. Peki nasıl değerli bir bilgi vereceğim? Ne şekilde değerli bir bilgi vereceğim diye soruyorum. Extremely, acayip derecede değerli bir bilgi vereceğim sana diyen ifadeydi. Ya da I found that Bungee jumping is is shocking the fun. Ne demiş? Ya arkadaş, ben Bungee jumping'i şaşırtıcı bir biçimde eğlenceli buluyorum. Nasıl eğlenceli? Ne şekilde eğlenceli? Shockingly, yani şaşırtıcı bir biçimde ifadesi karşımıza geldi. Aynı zamanda zarflar diğer zarfları da niteleyebilen ifadelerde. Ve baktığımız zaman mesela the gifted pianist. Allah vergisi yeteneği olan piyanist ne yapıyormuş bize? Piyanoyu çalıyormuş. Nasıl çalıyor? İyi çalıyor. Baktığımızda nasıl ve ne şekilde sorusunun cevabı zarfı verdiği için burası bir adverttür. Peki devam ediyorum. Arkadaşım nasıl iyi? Exceptionally, sıra dışı bir biçimde iyi çalıyor gibi bir ifade verdi. Dolayısıyla bak adverb adverb'i nitelemiş oldu. Ya da some whales are spotted by the researchers. Bazı balinalar belirlendi araştırmacılar tarafından. Nasıl? Nadiren belirlendi. E baktığımızda normalde bununla sıkıntı yok. Ama nasıl nadir? Ne bir şekilde nadir diye sordum. Acayip derecede nadiren gibi bir ifade karşımıza çıktı. Ya da yemini ye e yiyen Yemeğini yiyen Fatma. Ama nasıl yiyormuş bak. Cautiously, dikkatli bir biçimde, tedirgin böyle hazır bir biçimde yemeğini yiyen Fatma. Peki nasıl hazır? E baktığımızda burada ne diyordu? Somewhat ifadesi yine bir diğer adverbimiz olarak karşımıza çıkacaktır. Aynı zamanda zarflar cümleyi de niteleyebiliyordu hatırlarsan. Burada özellikle işte undoubtedly gibi, fortunately gibi ifadelerle karşılaşabiliriz. Şüphesiz ki, şanslıyız ki. Buna ek olarak zaman zarfları vardı hatırlarsan değil mi? Tenslerde bahsettiğimiz lately, recently, previously gibi ifadeler beni karşılayabilir. İşte baktığımızda lately ifadesi karşımıza geldi. Son zamanlarda the inflation rate in this country bu ülkedeki enflasyon oranı %10 oranında arttı gibi bir ifade karşıma çıktı. Ya da frankly doğruyu söylemek gerekirse ben çok da önemli değil benim için ya. Çok da önemsemiyorum. Neye önemsemiyorum? Odamı kiminle paylaştığım çok da önemli değil. Benim tek istediğim şey tatile gitmektir. Açıkça Illegal drug use may lead to several problems. Yasa dışı uyuşturucu kullanımı birkaç tane probleme sebep olabilir gibi bir ifade vermiş. Açıkça bütün cümleyi niteleyen bir zarf olarak karşımıza geldi. Peki şimdi geliyoruz arkadaşlar zarf türlerine. Yani types of adverbs'e ne türde zarflarımız var bizim? İlk olarak göreceğimiz şey arkadaşlar adverbs of manner. Yani durum belirten zarflardır. Ve durum belirten zarflara baktığımızda nasıl, ne şekilde sorularının cevabını bize verecek olan yapılar olarak karşımıza çıkacaktır. Mesela baktığımızda efficiently verimli bir biçimde, dikkatli bir biçimde, güzel bir biçimde, hızlıca, işte ne bileyim Hızlıca yine mutlu, mesut, iyi bir biçimde, yoğun bir biçimde, kolaylıkla, doğru bir biçimde gibi çeşitli ifadelerdir bu yapılar. Hemen bir bakalım mesela örneğimize. I like Jason. Ben Jason'ı severim. Niye? Çünkü o verimli bir biçimde çalışır. E nasıl çalışır? Verimli bir biçimde. Dolayısıyla nasıl sorusunun cevabını ba bana bir zarf olarak verdikleri zaman bu zarf bir adverbs of manner olarak karşımıza gelecektir. Ya da they lived happily ever after. Sonsuza kadar mutlu mesut yaşadılar. E nasıl yaşadılar? Mutlu mesut ifadesi bir adverbs of manner belirten ifadedir. İkinci türümüzse adverbs of degree yani derece belirten zarflarımız vardır. Bunlar e, genellikle nitelemek için kullandığımız ifadelerdir. Özellikle sıfatları nitelerken arkadaşlar ya da zarfları nitelerken onların gücünü artıran ya da azaltan ifadelerdir. Mesela baktığımız zaman completely tamamen fairly oldukça yeterince sıra dışı bir biçimde, devasa bir biçimde gibi kullanabileceğimiz yapılar olarak bizi karşılıyor. Mesela after walking 10 kilometers on the treadmill, koşu bandında 10 kilometre yürüdükten sonra ben demiş tükendim. Tamam tükenmiş hissediyor arkadaş ama nasıl tükenmiş hissediyor? Absolutely. Kesinlikle tükenmiş hissediyorum. Tamamen tükenmiş hissediyorum ya. Ne yaptı bak? Tükenmişlik seviyesine absolutely ifadesini getirerek daha da üst noktaya taşıdı. Ya da bir diğer ifadem. I'm a huge fan of her. Ben onun büyük bir hayranıyım. Neden? Çünkü o güzel söyler. Nasıl güzel? Oldukça. Very beautifully ifadesiyle ne yapıyoruz? Biz bu güzel söyleme, güzel bir biçimde söylemek... Zarfını daha da üst noktaya çıkarmış olduk. Ya da extremely quickly. Ne yaptı? Hızlıca, acayip derecede hızlı haliyle değerini yükselttik. Ya da rather expensive. Expensive pahalıydı, çok pahalı dediğin zamansa bir tık daha yukarıya götürmüş oldun. Adverbs of time'a baktığımızda ise e bunlar zaten bizim tense konusunda gördüğümüz şeydi hatırlarsan. Zaman zarfleri. Zaman zarfları nelerdi? Bir cümlenin e, zamanını belirleyen yapılardı ve bizi belirli zamanlara götüren ifadeler olarak karşımıza çıkacaktı. Ne vardır zaman zarfı? E now lately, yesterday, soon, before long, last year, afterwards, recently, the other day vesaire gibi ifadeler karşımıza geliyor hep. Mesela hemen şöyle bir cümleye bakalım. She went abroad yesterday dedi. O dün yurt dışına gitti. Şimdi bak burada dün gibi bir ifade verdiğine göre arkadaşım diyorum burada bir zaman zarfı var. Ve bu zaman zarfı beni hangi zamana götürecek? Geçmişe. O yüzden de zaten ne yaptı? Cümlenin zamanını bu zarfımız past olarak belirledi. Ya da I have been learning Italian lately. Son zamanlarda İtalyanca öğreniyorum. E buradaki lately ifadesi son zamanlarda diyen bir zaman zarfı ve bu ifade hatırlarsan lately, recently, in recent times, in recent years ifadeleri beni present perfect'e götürürdü ki zaten present perfect continuous olarak da bu cümlenin zamanını belirledik ya da tomorrow bir zaman zarfıydı ve hemen beni gelecek olarak bu cümleyi de Future Continuous Tense'e götürdü. Ne demiş? Yarın ben New York'a uçuyorum gibi bir ifade karşımıza çıktı. Dördüncü zarf türümüz arkadaşlar Adverbs of Frequency. Şimdi bunu Simple Present Tense'in altında görmüştük hatırlarsanız. Sıklık zarfları dediğimiz bir yapı karşımıza geliyordu. Ve baktığımızda Always, never, occasionally, sometimes, rarely, almost never, now and then, now and again, from time to time gibi çeşitli yapılar beni karşılayacaktı. Mesela baktığımızda you always eat out. Sen daima ne yapıyorsun? Dışarıda yiyorsun. Ya da we never go to opera. Biz asla operaya gitmeyiz. Since she is always a punctual person. O daima dakik bir insan olduğu için sen çok fazla beklemeyeceğinden emin olabilirsin. Ya da because he's always late to the class. Ne demiş? O derse daima geç kaldığı için ne oldu? Profesör Jun'un bu sefer içeri girmesine izin vermedi. Peki Hemen bir geri geldim. Şimdi normal şartlarda arkadaşlar, adverbs of frequency dediğimiz zarflarımız bizim A, daima ana fiilin önünde kullanılan zarflardır. Hemen mesela baktığımız zaman şurada ana fiilin benim it ifadesiydi. Dolayısıyla always it dedi. Ana fiilim go'ydu. O never go ifadesini kullandı. Ya da ee, başka da yok zaten. Peki. Daha sonrasındaysa bu noktada arkadaşlar tek bir istisnai durumum var benim. O da şu be fiil. Normal şartlarda ben ana fiilin daima önünde kullanıyorum adverbs of frequency yani sıklık zarflarını ama be fiilindense sonra gelecektir bunlar. Bak izledi sonra always geldi ya da izledi sonra always geldi. Eğer normalde başka bir fiil varsa o zaman o fiilin hemen önünde kullanıyoruz ama be fiili varsa o zaman be fiilinden sonra ben sıklık zarflarını getirmek zorundayım. Adverbs of place'e baktığımız zamansa yer zarfları beni karşılayacak. Yani yer açısından bilgilendirmeler yapan ifadelerdir. Ve cümle içerisinde arkadaşlar nerede sorusuna cevap verebiliyor. Ve aynı zamanda bu ifadeler arkadaşlar preposition artı noun diziliminin yerine geçebilen ifadelerdir. Nasıl mesela hemen şöyle diyelim. Over there. Hatta On the table. Şöyle bir ifade vermiş olalım. Baktığımızda burada bir noun'um var, burada bir preposition'um var. Dolayısıyla böyle bir dizilim. Baktığımızda masanın üstündeki kitabı verir misin diyeceğim. Ya da kitap masanın üzerinde duruyor gibi bir ifade vereceğim. Ben bunun yerine kitap orada duruyor gibi bir ifade verebilirim değil mi? Dolayısıyla işte preposition artı noun diziliminin yerine geçebilen ifadelerdir. Nedir bu? Here, there, below, above, up, down, in, out, upstairs, downstairs gibi çeşitli ifadeler karşımıza çıkıyor bizim diyebiliriz. Mesela Ahmet is upstairs, Ahmet üst kattadır. Ne yapıyormuş? Studying for his finals tomorrow. Yarın finalleri için çalışıyormuş. Yarınki finalleri için. Ya da Can we go somewhere quiet? Ya arkadaş sessiz bir yerlere gidebilir miyiz? Ya da when I went to his house. Ben onun evine gittiğimde there was nobody there. Orada kimse yoktu. Şimdi bak burada normalde benim there ifadesiyle bahsetmeye çalıştığım şey şu değil mi? In his house ifadesi. E haliyle baktığımızda burada bir preposition var. Burada bir noun var. Dolayısıyla Prep artı noun dizilimi arkadaşlar bir yer zarfı olarak yer zarfının yerine karşımıza gelebilir. Ya da prep artı noun diziliminin yerine bir yer zarfı beni karşılayabilir. Ve cümle zarflarına baktığımızda ise adverbs of sentence arkadaşlar bütün cümleyi nitelerken kullanmamız gereken ifadeler. Nedir mesela? Actually, clearly, undoubtedly, ...obviously, certainly, definitely, frankly, understandably, unfortunately... ...yani nedir? Ya çok şükür ki, Allah'a hamdolsun ki, maalesef ki... ...işte açıkça, kesinlikle, e, vesaire gibi bir ifade... ...şüphesiz ki, anlaşılabilir bir biçimde gibi... ...çeşitli yapılar bizim karşımıza geliyor... ...ve bu tipteki ifadeler tüm cümleyi de niteleyebiliyor. Mesela baktığımızda, ya arkadaş... Çok şükür ki doktor ne yaptı? Bizi sonrasında aradı ve bize söyledi. Ne söyledi? There was a mistake. Bir hata olduğunu söyledi. Tanıda gibi bir ifade karşımıza geldi. Yani ne oldu? Doktor bize kansersin dedi, gönderdi. Sonra bir daha aradı. Ya yanlış yapmışım arkadaşım diyen bir ifade var. O yüzden de ne yapıyor? Fortunately ifadesini kullanıyor ve buradaki fortunately aslında bütün cümleye atıfta bulunan bir ifade. Honestly Doğruyu söylemek gerekirse ben seninle zaman geçirmeye bayılıyorum arkadaşım dedi. E şimdi burada baktığımızda anı senin nitelediği yapı nedir? E bütün cümle. Dolayısıyla böyle bir ifade karşımıza geliyor. Ya da açıkça he has a distinct advantage in this game. O bu oyunda bariz bir avantaja sahiptir. E burada açıkça olan şey ne? O anda bu cümle komple cümleyi niteleyen bir yapı olarak karşımıza geldi. Bir de arkadaşlar İngilizce'de bu kısım önemli bu arada aman diyeyim dikkat et bak. Düzensiz olan zarflarım vardır. Yani ben her sıfata L'ye ekleyerek bunu zarf haline getiremem. Baktığımız zaman mesela ilk olan düzensiz sıfatımız good ifadesi. Normalde eğer ben bunu zarf olarak kullanacaksam goodly diyemiyorum. Bunu yine ne yapacağım? Well ifadesini kullanacağım. Mesela bak, Your French is pretty good. Buradaki good ifadesi bir sıfat, değil mi? Senin Fransızcan oldukça iyidir. Nitelediğim ifade Fransızca yani bir isim. Devam ediyorum. You speak French. Sen Fransızca konuşuyorsun. Nasıl? Oldukça iyi bir biçimde konuşuyorsun gibi bir ifade verdiğimde ise Buradan nitelediğim ifade speak fiili olduğundan dolayı artık zarf kullanmam lazım ve pretty goodly gibi bir ifade söz konusu değildir. Ya da bir diğer ifadem when he starts speaking he speaks so well that o konuşmaya başladığında o kadar iyi konuşur ki dedim bak so goodly that değil so well that ifadesi karşımıza gelecektir. Hard, fast, late Early ve low ifadeleri. Arkadaşlar normalde bunlar sıfattır değil mi? İşte erken, geç, düşük, alçak, hızlı vesaire gibi ifadeler. Bunlar ama bu sıfatları zarf yapmak istediğimiz zaman arkadaşlar biz ly2'ni eklemiyoruz. Bunların sıfat versiyonları da zarf versiyonları da birebir aynı. Hiçbir farkı yoktur. Hadi gel bir bakalım mesela. Ahmet is a hard worker. Ahmet sıkı çalışan bir insandır. He works really hard. Gerçekten sıkı çalışır. Bak burada normalde hard worker dediğimizden dolayı birinci hardımız bizim bir sıfat. Ama ikinci tarafa geldiğimizde ise bu sefer artık ben buradaki hard ifadesiyle works fiilini niteliyorum. O yüzden de burası bir adverttür. Yani baktığımızda sıkı ifadesi hard ifadesinin zarf versiyonu hardly değil. Geldim bir diğer ifademi. He is all, Ayşe is always late to the work. Ne demiş? Ayşe daima işe geç kalıyor. Tamam, baktığımızda burada işe geç kalma muhabbeti bir sıfat olarak karşımıza geldi. Devam ettim. She came late today as well. O bugün de geç geldi. Bak, burada gelmek fiilini niteleyen bir yapı var. O yüzden ikinci late'imse benim bir adverb olarak karşıma çıkmış. Ya da bir diğer ifadem. Our yields has been low for the last ten years. Bizim mahsulümüz son 10 yıldır az. Buradaki az ifadem sıfat. Yazdım. I, it remained quite low this year too. Şurası ay değil it olacak bu arada. It remained quite low this year too. Bu yılda o oldukça düşük kaldı. Baktığınızda kaldı ifadesini kaldı fiilinin nitelediğimden dolayı artık bu da bir zarf olarak karşıma çıkmış diyebilirim. Ama öbür taraftan arkadaşlar şuna da dikkat etmenizde fayda var. Hani diyorum ya hard ifadesinin zarf versiyonu hardle değil Trek hard ifadesidir. Ama hardly diye bir yapı da vardır arkadaşlar İngilizce'de. Ve hardly ifadesine baktığımızda bize iki farklı anlam verecektir. Bir rarely neş anlamlısıdır. Yani nadiren ya da neredeyse hiç şeklinde çevirebileceğimiz bir ifadedir. Bir de aynı zamanda zorlukla, güçlükle şeklinde bir anlamla da karşımıza gelebiliyor. Mesela baktığımızda Although she is talking as if she knows me very well. Her ne kadar o beni çok iyi tanıyormuş gibi konuşsa da she hardly knows me. O beni neredeyse hiç tanımıyor arkadaşım gibi bir ifade verdi. Bak burada neredeyse hiç anlamında karşımıza geldi. İkinci cümleye baktım. After I went to the gym yesterday for the first time in three months. Dün son 3 ayda ilk kez spor salonuna gittikten sonra I could hardly raise my arm kolumu güçlükle kaldırıyordum ya. Kaldıramıyordum. Zorlukla kaldırıyordum gibi bir ifade karşımıza gelmiş. Birinci de neredeyse hiç anlamındaydı. İkinci cümlede ise zorlukla güçlük de anlamında karşımıza geliyor. Bir de şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar İngilizce'de. Bazı L'ye ile biten ifadeler var ve bu ifadeler zarf değil sıfat. O yüzden buna da dikkat etmenizi isteyeceğim. Nedir mesela? Elderly, fatherly, friendly, likely, lively, lovely, lonely ifadeleri. Bu ifadeler L ile bitseler bile arkadaşlar cümle içerisinde sıfat olarak işleyi göstermesi gereken ifadelerdir. Mesela baktığımızda helping an elderly couple. Yaşlı bir çifte yardım etmek. E bak nasıl bir çift? Yaşlı bir çift. Çift ismini nitelediğinden dolayı L ile bitse bile bu elderly ifadesi bir sıfat olarak beni karşıladı. Ya da I feel like he is always looking at me in a fatherly way. Nasıl bir way? Fatherly. Dolayısıyla way ismini nitelediğinden dolayı bu ifade arkadaşlar bir sıfattır. Ya da friendly character. Arkadaş canlısı bir karakter. E, Karakteri niteliyorum L ile bitse bile... İsmi nitelediğim için sıfattır. Lovely night. Hoş bir gece. E baktığında gece ismini niteliyorsun. L'ye var ama önemli değil. Bu bir sıfattır. Buna dikkat et. Peki bununla beraber de arkadaşlar zarf anlatımlarımızı da tamamlamış olduk. Şimdi bir sonraki videomuzda önemli bir kısma geliyoruz. Görüşmek üzere.